Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'yi fethedince tabii Kabe'yi tavaf etti. Farz bir ibadet, veda haccı. Aslında cahiliye döneminde de Kabe'deki o bölgede yaşayan cahiliye Araplarında da Kabe'yi tavaf etme vardı. Hazreti İbrahim'den kalan bir bakiyeyi din olarak. Bazı müşrikler dediler ki ya putlara tapmayın dedin ya Muhammed. Bu şirktir dedin. Halbuki biz onun içindeki ruha tapıyorduk. Tamam, putları kırdın, yıktın, attın. Taş bunlar diye, el yapması diye. Bunun etrafında durmak, saygı durmak şirktir dedin. Tamam. Kabe'de bir taş yığını değil mi? Bunda insanlar yapmadılar mı yani? Bunun etrafında dönüyorsun. Yani onunla bunun sanki ne farkı var gibi bir mesele ortaya atıldı. Bu Ben konu de hala bu dünyada da konuşuluyor hocam. Çünkü özellikle kafayı bulandırmak isteyenler bunu da söylüyorlar. Diyorlar ki sizin dininiz pagan bir dindir. İşte bunun da kanıtı bir taşın etrafında dönüyorsunuz diyorlar. evet diyorlar. Şimdi ben 69 senesinden beri sohbet yaparım. Kaç sene olmuş sohbet yaparım. Bir zaman ateizm meşhurdu yani. Allah'ın zatını da inkar eden dinsizlik. Benim lise yıllarımda normal liselerde okuyan gençlerin pek çoğu böyle ateizme kanıyordu. Bu mevzuları ta o zamanlardan soru olarak da dinlerdim. Cevap vermeye çalışırdık o zamanki şartlar içerisinde. Şimdi burada puta tapma ile Kabe'yi tavaf etme arasında bazı farkları bilmek lazım. Allah Kabe'nin etrafında tavaf edilmesini emrettiği için biz Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Burası illeti Allah'ın emretmesidir. Eğer Allah deseydi ki bize böyle bir put yapın, etrafında dönün, Allah emrettiği için onu da yapsak ibadet olur. Mesela Allah bize deseydi ki seyircilerimiz beni bağışlasınlar, sabah kalktığınız zaman eşek gibi 5 defa anıracaksınız deseydi Allah, biz sabah kalktığımız zaman onu 5 defa yaptığımız zaman ibadet yapmış olurduk. Yani bizi yaratan Allah'ın emri böyle ise öyle yapınca o ibadet olur. Binaenaleyh bizi yaratan Allah putlara el pençe divan durmak, putlara ibadet yapmaya şirk demiş. Kabe etrafında tavaf etmeyi ise ibadet kabul etmiştir. Önce bu mesele genişletilebilir. Buna İslam'da taabbudilik deniyor. Zaten hacla alakalı bütün menasikin ibadetlerin bütün çeşitleri, nevileri hepsi taabbudidir. Yani aklımızla meseleyi ele almaktan daha ziyade Allah'ın emri ve imanımız olarak eda etme şeklindedir. Bir. İkincisi, bu ikincisini çok önemsiyorum. Kainatta bütün varlıklar hareket halindedir. Ve her şey soldan sağa doğru dönerek hareket halindedir. Mesela atomun içine girelim. Proton, nötron, çekirdek baş döndürücü hızla döner ve soldan sağa doğru dönerler. Dünya ve gezegenler Güneş'in etrafında soldan sağa doğru dönerler. Uydular uydusu olduğu penklerin yani gezegenlerin etrafında dönerler. Ay da Dünya'nın etrafında dönüyor. Güneş kendi merkezinde zemberekvari olarak soldan sağa doğru döner. Şöyle belgesellerde seyrettiğimiz gibi kainatta, semavatta bulunan bütün burçlar, galaksiler veya İşte samanyolları ne diyeceksek onlar. Onlar da böyle kendi içinde soldan sağa doğru müthiş bir dönüş içerisindedirler. Yani umum kainatta soldan sağa doğru dönerek müthiş bir hareket vardır. Evet hocam. Allah'ın faal ismi tecelli etmekte. Faalün lima yürittir Hazreti Allah. Kendi iradesiyle hareketli, canlı, faal. Öyle bir faal ki her an faal. Külle yevmin huve fi şeyin ayetiyle anlatılan her an her lahza şeyni ilahi de kainatta müthiş bir hareket vardır. İşte biz Kabe etrafındaki tavafla bu hareket kanununa uyum sağlamak istiyoruz.
bir kademe daha ileriye gidiyorum. Kabe yerin altına doğru Kabe'dir ve cinler tavaf ederler. Kabe'nin olduğu yerde insanlar, müminler tavaf ederler. Hemen üstünden ta semavattaki Beyt-i Mamur'a kadar da melekler tavaf ederler. Ve tur ve kitabin mestur fi rakkin menşur vel beytil mamur. Beyt-i Mamur. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde Beyt-i Mamur çok genişçe anlatılır. Evet. Kabe yeryüzünde semadaki Beyt-i Mamur'un hakikatidir. Zaten Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e beyt yap derken semavattaki meleklerin metafı olan, meleklerin tavaf ettiği Beyt-i Mamur'un hizasında, altında bir beyt yap ki müminler tavaf etsinler manasında. Şimdi ekranda da gösterdiğiniz kainatta her şey böyle dönüyor. Netice itibariyle kainattaki o soldan sağa doğru dönme hareketine uygun ben tavaf ederken yerin altında cinler tavaf ediyor. Üste melekler Beyt-i Mamur'a kadar. Hayalimi bir kadem daha getiriyorum. Hazreti Adem'e kadar bütün insanlar, ondan önce melekler, kıyamete kadar bütün müminler ve melekler, dün semavatın merkezi dünya, dünyanın da merkezi olan bu çekirdekte Kabe'nin olduğu yerde kainatta her şey dönerken kainatla bütünleşerek, kainatı yaratan Allah ile bütünleşerek ya hay ya rahman ya rahim diye dönmek öyle zevki bir şeydir ki tabiatla, kainatla, cinlerle, meleklerle, semavattaki hareketle, yerin altındaki varlıklarla bütünleşerek dönmek insanı bir acayip alemlere yükseltir. Bu Mevlevilerin dönmesi gibi değil veya bu şarkıcıların, türkücülerin türkü çekerken çılgınca sıçraması gibi değildir. Bir Allah aşkıdır. Onun için Kabe'nin etrafındaki tavafı böyle taşın karşısındaki ibadete benzetmek, bir de bu noktasıyla baktığımız zaman hiç çok farklı bir şey. Onların mantığı çok pes kalıyor, düşük düşüyor. Ve bu kutsi bir Allah aşkı, Allah vecdidir. Kısaca buna da temas etmiş oldum. Bir şey daha söylemeliyim. Mesela bizim namazda Kabe'ye dönmemiz. Haşa, Allah orada olduğu için değildir. Allah üç tane alem yaratmıştır. Bir kainat, iki dünya, üç insan. İnsanın böyle küçük olduğuna bakmayın. İnsan kainattan da daha büyüktür. Onun için insana alemi asgar demiştir. Aleme, kainata da alemi ekber demiştir. Veya insana asgar, insanı ekber. Kainata insanı ekber, büyük insan diyebiliriz. Cenab-ı Hak bu üç alemde üç tane Beytullah yaratmıştır. Semavattaki Beyt-i Mamur, Beytullah. Yeryüzündeki Kabe, Beytullah. Bir de insanda imanın mahalli olan kalbi Beytullah'tır. Onun için şair der ki arşı kalbi mümin, şair der ki kalbi mümin arşı Rahman'dır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Ha Kabe'yi yıkmışsın, ha da bir mümin kulun kalbini kırmış, onu yıkmışsın. Evet. Bir insanın kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha şerli bir şeydir. Haccac zalimin mancınıkla Kabe'yi yıkmasından daha büyük günahtır. Bir müminin kalbini kırmak, kalbini yıkmak. Şimdi biz namazda hani böyle av yapacağımız zaman gez, göz, arpacık, arpacık. Geze bakmak maksat değil, gez vesile. Göze bakmak maksat değil, o da basamak. Arpacık da, onunla avımızı avlarız. Namaz kılarken de Kabe'ye dönüşümüz, Beyt-i Rahman olan kalp gezi, yeryüzündeki Beytullah olan kalp gözü ve semavattaki Beyt-i Mamur olan, meleklerin metafı olan Beyt-i Mamur arpacığıyla gayb aleminin, gayb aleminde olan veya gayb alemlerine inandığımız mutlak güç ve kudret sahibi olan Hazreti Allah'a bir teveccühün ifadesidir ki yani Kabe'ye dönüşümüz öyle dönme değildir. Bir puta dönmek, putun içindeki ruha dönmek gibi haşa, değildir. Haşa. Öyle haşa ve kella bazı noktalarıyla kısaca
Kabe ve devasına dikkat çektim aslında.